Vücudumuzun en önemli organı böbreklerdir. Çoğu insan böbrekleri iflas ettiğinde hayatını kaybetmektedir. Çünkü böbrekler vücutta sindirimi yapılan besinlerin zararlı olan kısımlarının dışarı atılmasını sağlamaktadır. Böbrek içerisinde vücuda zarar veren hücrelerin büyümesi ve birleşmesiyle böbrekte tümör oluşur ve bu da böbrek kanserine neden olmaktadır. Böbrek kanseri nedenleri Böbrek kanserine neden olan faktörler genel olarak sağlığa zararlı sigara ve alkol gibi maddelerin tüketilmesidir. Ancak çoğu zaman bunlar da böbrek kanserinin asıl nedeni olarak görülmemektedir. Sadece ilerlemesine neden olan faktörler olarak görülmektedir. Bunların dışında yaşın ilerlemesi de böbrek kanseri görülme oranını arttırmaktadır. Böbrek yetmezliği ya da böbrek taşı gibi böbrekle ilgili farklı sağlık sorunları olanlarda da böbrek kanseri görülme riski yüksektir. Sürekli hareketsizlik de böbrek içerisinde hücrelerin dağılmasını engellediğinden böbrek kanserine neden olabilmektedir. Aynı zamanda az su tüketilmesi de böbrek kanserine neden olabilmektedir. Çünkü su tüketilmediği zaman idrara çıkma oranı daha az olur. Buna bağlı olarak da böbrek içerisinde dışarı atılması gereken hücreler dışarı atılamayarak birikir ve böbrek kanserine neden olur. Böbrek kanseri belirtileri, böbrek kanseri sinsi ilerleyen bir sağlık sorunudur. Yani erken teşhis olasılığı oldukça azdır. Böbrek kanserinde ilk belirtiler idrarda kan gelmesi şeklinde görülür. Yine böbrekte aşırı sancı ve ağrı da böbrek kanseri belirtilerindendir. Ancak bu belirtiler bireyden bireye farklılık göstermektedir. Böbrek kanseri tedavisi, böbrek kanseri tedavisinin nasıl ilerleyeceği konu ile ilgili uzman tarafından belirlenmektedir. Böbrek kanseri tedavisinin belirlenmesinde en önemli unsur tümörün büyüklüğüdür. Tümörün büyüklüğüne göre böbreğin ya da tümörün alınması gerekir. Ancak hangisinin alınacağı bireyin kontrolleri yapılarak belirlenir. Büyük tümörlerde böbreğin alınması da tümörün alınması da zor olabilir. Bu durumlarda da cerrahi müdahale ile tümör alınabilmektedir.